Merhaba, ben Zeynep. Bugün birlikte üzeri süslü limon glazili, yani üzeri limon kaplamalı kurabiyeler yapacağız. Bu kurabiyeleri de birazcık süsleyeceğiz. Özel günlerinizde de yapabilirsiniz. Kendinizi şımartmak için kendinize de yapabilirsiniz. 1 su bardağı unumuzu, kabartma tozu, vanilya ile birlikte eleyeceğiz. Yarım su bardağından biraz fazla da badem unu kullanacağız. Benim kendim badem unum yoktu ama tuzsuz bademim vardı. Ben onları kaynar suda beklettim. Bir bardak kadar. Kaynar suda beklettim 10 dakika. Sonra kabuklarını soydum. Rondodan geçirdim. Yalnız bir bardak kullandım dedim ya şeyin bademleri. Onların şöyle 3'te 1'i kadarını da ayırdım. Hatta yarısı kadarını da ayırdım. Soyduktan sonra onları da doğradım. Kavuracağız. Üzerindeki süsleme için kullanacağız. 1 su bardağı un. Vanilya. Kabartma tozumuz. Elediğim una badem ununu karıştırıyorum. Bunu şimdi karıştıracağız. Kuruları ayrı bir yerde karıştıracağız. Diğer malzemeleri ayrı bir yerde karıştıracağız. Şu topaklanmaları da engellemek için biraz eze eze karıştırıyorum. 200 gram tuzsuz lor peynirim var. Marketlerde aldığımız lor peynirleri genelde tuzlu oluyor. Ben bunu peynirciden aldım. Süt ürünleri satan bir yerden aldım. Tuzsuz taze lor peyniri olacak. 200 gram. 50 gram tereyağı. Lor peynirimiz yağlı olduğu için, yani çok yağsız bir lor peyniri kullanmıyorum. 50 gram tereyağı yeterli olacaktır. Bir tane limonum kabuğu, bir su bardağından bir parmak eksik, pudra şekeri. Önce bunları çırpacağız, sonra bir yumurta ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Mikserle çırpalım. Bir yumurtayı kırıyoruz. Çırpmaya devam. İyice krema haline gelene kadar çırpacağız. Malzemelerimizi krema kıvamına gelene kadar mikserle çırptık. Limon kabuğunun kokusu gelmeye başladı bile. Üzerine de limonla glaze yapacağımız için, kaplama yapacağımız için daha çok limon tadı gelen güzel bir kurabiye olacak. Lor peyniri de çok yakışacak. Şöyle 3'e ayırarak unumuzu, un karışımımızı yedire yedire karıştıralım.
Biraz yumuşak bir hamur olacak bu. İyice yedirdikten sonra buzdolabında şöyle bir yarım saat bekleteceğiz ki şekil vermesi kolay olsun. Çünkü biraz cıvık bir hamur bu. Buzdolabında beklettiğimiz zaman katılaşacak. Şekil vermemiz kolay olacak. Yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğim. Kalıp kullanmayacağım bu tarifte. Buzdolabında yarım saat bekleteceğim. Buzdolabında yarım saat. İsterseniz buzlukta 15 dakika beklettikten sonra fırınımızı 200 derece fırına ayarlayalım. Ben turbo kullanacağım bugün. Hamurumun üzerine streç gelmişti. Bunu kaldırıyorum. Hala daha yumuşak bir hamur. O yüzden kenarda su tutuyorum. Şöyle birazcık yapıştırmıştım. Şöyle biraz da şuraya sürelim. Fırın kağıdımızı yapıştıralım ki kurabiyelerimize şekil verirken havaya kalkıp bizi rahatsız etmesinler. Ellerimi hafif suluyorum. Islatıyorum. Şu büyüklükte. Fazla çevirip fazla elimizde ısıtmadan hızlı hızlı şekil verip tepsimize dizelim. Aralıklı aralıklı dizelim. Arada bir elimi ıslatarak yuvarlamaya ve çok hafif bastırmaya devam edeceğim. Gayet yumuşak ve ele yapışan bir hamur bu. Ama neticesi çok güzel olacak. Yapmanıza değecek kurabiye bu. Farklı lor peynirinin lezzeti, limonun kaplaması, içindeki limon kabuğu gerçekten güzel lezzet verecek. Yapmaya değecek bir kurabiye. Kurabiyelerimiz pişti. İlk 10 dakika 200 derecede pişirdim altlı üstlü fanda. 10 dakikadan sonra 175 dereceye düşürdüm ve sadece üst fanı çalıştırdım. İlk hali böyle yumuşacık, kek gibi bir kurabiye. Bunu soğumaya bırakacağız. Sonra da üstünü süsleyeceğiz birlikte. Buharlaşmaması için, yumuşamaması için muhakkak bir telin üzerine alın. Teliniz yoksa bir havlunun üzerine de alabilirsiniz. Alttan hava almasını sağlayarak soğumasını bekleyelim. Kurabiyelerimiz soğurken biz de süsleme malzemelerini hazırlayalım. Bu badem unu, hani rondodan geçirdiğimi söylemiştim ya, bu onun işte kalanlarından. Biraz ayırmıştım bu bademlerden. Onları da ince ince dilimledim. İsterseniz daha çok da dilimleyebilirsiniz. Şimdi bunu hiç yağ koymadan küçük bir tavaya alalım. Yağsız bir şekilde kavuralım. Bademlerimiz orada kavrulurken burada da pudra şekerimiz var. Üzerinin kaplamasını yapacağız. 1-2 kaşık pudra şekeri. Kabuklarını soymuştum bu limonun. İçine kullanmak için. Biraz sıkıyorum. Burada miktarına kendimiz karar vereceğiz. İçine çekirdekler düştü, onu alayım. Çok az bir tereyağımız var. Onu da koyalım. Şöyle karıştıracağım. Limon suyu yeterli gelmedi. Biraz daha limon suyu. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum.
kadar kavrulması yeterli. Hemen başka bir kaba koyuyorum. Kavrulmaya devam etmesin. Benim taze kekiğim vardı. Süslemede taze kekik kullanacağım. Taze biberiyeniz varsa kullanabilirsiniz. Böyle bir yeşilliğiniz yoksa hiç kullanmayabilirsiniz. Böyle bir aletim var. Limondan kabuklar soyacağım. Bunu kurabiyenin üzerine yerleştireceğim. Bu aletten almanızı öneririm. Her yerde satılıyor. Güzel süslemeler yapabiliyorsunuz bununla. Keklerin içine, kurabiyelerin üzerine. Beyazlarını almamaya özen gösteriyorum. Sadece sarı olan yerleri alıyorum. İncecik, mis gibi kokan limon rendeleri. Küçük küçük dallar koparıyorum. Bunları üzerine yerleştireceğim. Bazıları büyük, bazıları küçük. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi zevkinize kalmış. Birazdan süslemede buluşuruz. Limon kaplamamızdan üzerine gezdiriyorum. Kaplama donmadan hemen bademler, limon kabuğu, kekik, afiyet olsun. Tadına bakalım. Kek gibi yumuşacık bir kurabiye. Şöyle göstereyim dokusunu. Çok güzel. Badem unun içindeki yumuşaklığı, lor peynirinin verdiği kıvam, üzerindeki kaplaması, limon kabuğu, hepsi çok güzel. Yapmanızı ve yemenizi öneririm.